Herkese merhabalar. Bizim Karşıyaka hikayemiz bir aşkla başladı. Babam İstanbul'da futbolcu, ardından İzmir'de anneme aşık oluyor ve İzmir'i geziyor. Gezdikten sonra Karşıyaka'ya aşık oluyor. Babam Karşıyaka'ya aşık olduğunda yerleşiyor ve bir dönem, kısa bir dönem futbol oynuyor Karşıyaka'da, ardından da antrenörlük yapıyor. Karşıyaka'da Banka Sokağı'nda doğup büyüdüğüm yer orası. 12 sene bilhassa Banka Sokağı'nda kaldım. En yakın arkadaşım orada çocuklukta Hasan ve Cem'di. Birlikte bisiklete binerdik o sokakta. Şimdi Sami Bey Pastanesi olan binada doğdum, büyüdüm. Sonra karşıda Kınay Apartmanı vardı. Yılmaz Şele vardı, bisikletçi, onun alt tarafında. Tayfun Güneyerler'in gene kitapçısı vardı. Gene oralara girip çok çıkardık. O sokağın maskotu bendim, Banka Sokağı'nın. Yeni bir esnaf taşındığında hemen ben ziyaret ederdim. İşte fırın açıldığında veya ne bileyim bir fotoğrafçı açıldığında hayırdır siz kimsiniz falan filan diye, o küçük yaşımda. Güzel günlerdi, arkadan tren geçerdi, gidip ona bakardık, bilye, meşe oynardık, işte mermerlerle kapaklara atış yapardık, Karşıyaka'da doğduk, büyüdük, yoğrulduk. Okul yılları ve haliyle aşk hayatları. Karşıyaka iskelesinde Ergene Meydanı'nda kız arkadaşla buluşmacalar, İşte vapur iskelesinden karşıya geçmeceler. Tersaneden Çiğli'ye kadar neredeyse sahilden adım adım çok iyi biliyorum. Çok gezdim, çok şey yaşadım. Çok büyüttü beni oralar. Ben o bizim komşumuz da aynı zamanda turşucu vardı. Turşucu, söğüşçü, yani onları yemeden hareket etmek gibi bir gaflet, dalalet, hıyanet olamazdı. Hep yani oralarda o yemekler yendikten sonra, o turşu suyu içildikten sonra, o midyeler götürüldükten sonra hep hayatımıza devam ettik. Karşıyaka ruhumuz bitmedi. Her yerde onu taşıyoruz. Arabamızda bayrağımız her zaman var. Renklerimizde hep bir yeşil kırmızı var. Şu anda eski Foça'dayız. Eski Foça'da televizyonun dışında yaptığım ticaretle alakalı tekne üretiyoruz. Tekne üretirken neye dikkat ediyoruz? Renklerimiz yeşil ve kırmızı. Yeşil kırmızı tekneler yakında denizlerimizde gezecek, bize şans getireceğini umuyoruz. İnanılmaz güzel denizci tekneler yapıyoruz burada. Tekne üretim işi, Maldivler, Dubai, Hollanda, Amerika'ya kadar uzanan bir ticaret hayatımız var buradan. Bu küçük tersaneden. Çocuklarımız doğdu. Ay zorlandım. Bizde çocuklar doğduğunda ilk anne baba demeden önce kaf kaf çekmeyi öğrenir. Oh, bu bir gelenektir. Onun dışında Karşıyaka bir aşktır, bambaşkadır. Yani ben Bodrum'da yaşıyorum şu anda ailecek ama ikliminden dolayı Karşıyaka'da hep aklım Karşıyaka'da. Karşıyaka'ya geri dönelim mi, ne zaman dönelim, dönsek mi? Teknecilik ve turizmle ilgileniyoruz. Su sporları işletmelerimiz var. Bunların hepsi Bodrum'da. O yüzden de Bodrum'dayız ama aklımız Karşıyaka'da. Bizim işimiz gücümüz Karşıyaka'ya. Arabada herhalde var bir 15-20 tane de bayrağımız. Her yerde de dalgalandırıyoruz. Dominik'ten tutun, Miami'den tutun, Filipinler'den tutun, Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutun. Avrupa'nın her yerinde o bayrağı dalgalandırdık. Ben şu anki karım Zeynep'le, Zeynep 13 yaşındayken ben 23 yaşındaydım ve o zaman tanışmıştım. Bir annemlerin arkadaşlarının evinde, aklım kalmıştı tabii. Puzzle gibi birbirimizi tamamladık. Tamamlayınca da sulu göz oldum. Oh, tamamlayınca iki de çocuk oldu. Şimdi çocukları yetiştirmekle ilgileniyoruz. Tüm hayatımız bu bağlamda ama Karşıyaka bizi gene birleştirdi ve güzel şeylere vesile oldu. Ay, yıllardır bu anı bekliyormuş gibiyim ya. Çocuklarımızı da inşallah Karşıyaka'ya layık iki evlat olarak yetiştireceğiz.